Kısa ismi Marses olan Değişen Avrupa Denizlerinde Ekosistem Restorasyonu isimli Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 16 ülke ve 28 kurumun katılımıyla 2016 yılından beri yürütülmektedir. 1 Kasım 2020 yılında tamamlanacak olan proje 11 iş paketinden oluşmakta olup Türkiye'den tek katılımcı olan Akdeniz Koruma Derneği 5 farklı iş paketine katkı sağlamaktadır. Ben Vahit Alan, Akdeniz Koruma Derneği'nde Marses projesinin arazi sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Değişen Avrupa Denizleri'nde denizel ekosistem restorasyonu projesinin kumluk, yumuşak zeminlerdeki deney çalışmalarından bahsedeceğim. Özellikle Akdeniz için çok önemli olan Posidonia Oceanica ve Cimodocea nodosa deniz çayırlarıyla ilgili restorasyon denemeleri yaptık. Bu denemeler yaklaşık 3 yıl boyunca devam etti. Özellikle Foça ve Gökova özel çevre koruma alanları içerisinde yer alan bölgelerde çalışmalarımızı yaptık. Maalesef Foça'daki deney istasyonlarımızı hava şartları nedeniyle kaybettik. Bütün çabamız Gökova Körfezi'ne yoğunlaştı. Gökova Körfezi'nde 3 ayrı noktada istasyonlarımız vardı. Bu istasyonlarda deniz çayırlarıyla pinaların restorasyondaki etkileşimini değerlendirmeye çalıştık. Etkileşimlerini tespit etmeye çalıştık. 3 yıl boyunca kafesli platlar ve kafessiz deney düzenekleri olarak 2 ayrı gözlem istasyonlarımız oldu. Herbivor türlerin yani otçul türlerin bu türe olan baskılarını izleme fırsatımız oldu. Kafesli deneylerdeki restorasyon başarısının daha yüksek olduğunu gözlemlemek mümkün. Cimodocea dediğimiz diğer türde ise daha hızlı reaksiyonu alabilme şansımız oldu ve mevsimsel olarak ektiğimiz bitkilerin tekrardan kumluk boş alanda çıktıklarını gözlemledik. 2016'da tüm Akdeniz genelinde başlayan kitlesel ölümleri bizim kıyılarımıza da geldi ve 2019 yılında tüm pinaları kaybettik. Ve bu süre zarfında en başarılı restorasyon metodu nedir onu anlamaya çalıştık. Ben İnci Tüney Kızılkaya, deniz biyoloğuyum. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği'nde gönüllü olarak projelere katılmaktayım. Marses projesi iş paketlerinden biri kayalık habitat restorasyonunu kapsamaktadır. Model organizma olarak Cistocera crinita türünü seçtik. Akdeniz genelinde popülasyonu azalmakta olan bir makroalg türüdür. Bunun sebeplerinin artan deniz suyu sıcaklıkları ve habitatlardaki insan aktivitelerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. 2 alan seçtik. Bunlardan biri birincisi Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, ikincisi ise Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi. Foça'da bol miktarda bulunması ve daha önceki yapılan çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla Gökova bölgesinde de bu türe, makroalg türüne rastlanmasıydı. Ancak Gökova'da bu makroalg türüne artık rastlanmamakta, yaptığımız dalışlarda ve izleme çalışmalarında artık bu türün orada bulunmadığını görüyoruz. Hem özel çevre koruma bölgelerinin yaptığımız çalışmaları olan etkisini belirleyebilmek, hem de Foça ve Gökova'nın en büyük farkı olan istilacı tür baskılarının yaptığımız çalışma üzerindeki etkilerini görebilmekte. Balıkçılığa kapalı alanlardaki insan aktivitesinin azlığının balıkçılığa açık alanlardaki insan aktivitesiyle karşılaştırıldığında bu makroalglerin gelişimine ne derece etki edip etmediğini öğrenmekte. Bunun için de çalışmalarımıza başladık ve bir yıl boyunca gözlemlerimizi aylık olarak devam ettirerek ölçümleri gerçekleştirip bir sonuca ulaşmayı planlamaktayız. Bu projeyle elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde diğer ortaklarımızla beraber yine Avrupa denizlerinde uygulanmak üzere bir rehber kitapçık hazırlanacak ve bundan sonraki restorasyon faaliyetlerinde bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ışık tutacaktır. Hasar görmüş farklı denizel ekosistemlerin restorasyonu, restorasyonu için kullanılabilecek farklı yöntem ve yaklaşımların araştırılması, ekosistem servislerinin ve sosyoekonomik etkilerinin belirlenmesi projenin temel amaçları olarak sayılabilir.